Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz avukat Eyüpcan Mercan. Hoş geldiniz Eyüpcan Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben avukat Eyüpcan Mercan. İstanbul Maltepe Üniversitesi mezunuyum, hukuk fakültesi mezunuyum. İş hukuku ve ticaret hukuku alanlarında çalışmaktayım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Bugün de beni çağırdığınız için size ve ekibinize teşekkür ederim. Rica ederiz. Alan seçmek zorunlu mudur acaba? Esasen kanunen böyle bir mecburiyet yok. Fakat hukuk dalları itibariyle uçsuz bucaksız bir derya olduğu için tabiri caizse üstad avukatlarımızdan ve hayat tecrübeleri bize şunu gösteriyor ki her avukat bir alanda ya da benzer alanlarda yoğunlaşmalı. Bu hem mesleğin daha sağlıklı icra edilmesi açısından hem de kalite açısından çok daha iyi olacaktır, sağlıklı olacaktır. O yüzden bir alanı seçmek gerekiyor diyebilirim. Evet, bir uzmanlık alanı olursa daha iyi. Çünkü her alan, her hukuk dalı ayrı ayrı ihtisas gerektiren alanlar, sürekli yenilenen alanlar, değişen alanlar. Bu yüzden takibi de daha kolay olacaktır. Evet. Peki iş hukuku nedir ve neyi düzenler? İş hukuku işçiyle işveren ve bunların devletle aralarındaki ilişkiyi düzenleyen bir hukuk dalı. İşçilerin özel hukuku olarak da nitelendiriliyor. İş hukuku aslında iş hukukunun asıl amacı işçiyi korumaktır. Yani bunun temelinde yatan neden de aslında sosyal adaleti sağlamak ve toplumsal düzeni tesis etmektir. Şimdi iş hukukunda en önemli şey şunu bilmemiz gerekiyor. İş hukuku kurallarını yorumlarken işçi lehine yorum ilkesi diye bir durum var, bir konu var, bir husus var. Şimdi buna göre eğer bir mevzuat hükmü açık ve net değilse o işçi lehine yorumlanmalıdır. Ya bu da anayasamızın ikinci maddesindeki sosyal devlet ilkesiyle alakalı bir şey aslında. Çünkü devlet işçinin refah düzeyini, işverenle arasındaki durumu, dengeyi gözetmek durumundadır. İşçinin refahını yükseltmek durumundadır. Bu zaten somut olarak anayasanın 49. maddesinde de özel olarak düzenlenmiştir. Yani özetle kanunumuz, iş kanunumuz işçiyi koruyun diyor. Evet. Peki işverenin hakları nelerdir? Onların hakları yok mu? İşçi ve işverenin birbirlerine karşı hakları ve borçları nelerdir? Şöyle şimdi işçi lehine yorum dedik. Tabii ki iş kanunumuz işçiyi önce koruyun diyor. Ama tabii bunu işverenle birlikte dengeyi gözeterek yapmak gerekiyor. Adaletli bir zemine oturtmak gerekiyor. Çünkü siz işçiyi koruyun dersiniz. Tamam, asgari ücreti örnek olarak söylüyorum. Asgari ücreti çok yüksek bir miktar belirleyebilirsiniz işçiyi korumak için. Fakat bu işveren açısından, maliyet bakımından, işçinin maliyeti bakımından çok çekilmez ve zor durumlara neden olabilir. Ve bu durumda da aslında işveren işçi çalıştırmaz, işçi maliyetlerinden dolayı iş yerini kapatma, iflas etme durumuna düşebilir. Bu sefer hem işçinin aleyhine, hem işverenin aleyhine, hem de ülke ekonomisinin aleyhine bir durum ortaya çıkar. Bu yüzden hepsi aynı gemide bir yerde karşılıklı olarak zarar görebilirler. Evet. O yüzden hani ne olursa olsun her koşulda, her durumda işçi lehine yorum, işçiyi koruyalım mantığıyla hareket etmek adalete pek uymaz. Tabii dengeli. Evet, olması gerekiyor. Evet. Peki mobbing olayı da önemli. Bunu bir açıklar mısınız? Nedir? Mobbing çok aktüel bir konu. Her alanda kendini gösteren bir konu. Şimdi İngilizce'den to mob, mob fiilinden geliyor ve Türk Dil Kurumu bunu bezdiri olarak Türkçe'ye çeviriyor. Şimdi mobbing şu demek, bir işçinin manevi bütünlüğüne yönelik, manevi bütünlük ne demektir? Haysiyetine, şerefine, psikolojik sağlığına karşı sürekli ve sistematik bir şekilde işveren, işveren vekili ya da işçi tarafından, işçi tarafından da olabiliyor bu, yatay mobbing deniyor buna. Evet. Bu kişiler tarafından sürekli ve sistematik şekilde istifa etmesi amacıyla, genellikle böyle oluyor, maruz bırakıldığı davranışlar, haysiyet kırıcı davranışlardır. Şimdi mobbing, sektörel bazı araştırmalar diyor ki
her sektörde mobbing görülebiliyor. Fakat sağlık sektöründe, hizmet sektöründe ve ne yazık ki üniversitelerde çok fazla mobbing görülüyor. Mobbingin her sektörde görülmesi, hizmet sektöründe, sağlık sektöründe ve üniversitelerde fazla görülmesi ile birlikte yani mobbingin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu görüyoruz. Mobbing'e örnek verecek olursak, örneğin yani çok fazla örneği somut olaya göre çok fazla değişkenleri var mobbingin. Mobbing bazen bir işçinin örnek olarak iş yerinin mesela şubesi var iş yerinin çok farklı yerlere kişi kaydırılabiliyor. Hani bu şubeden başka bir şubeye aktarılabiliyor. Mesela 9 ay içinde 30 kere yeri değiştirilen bir işçi var. Bunu tabii. Yargıtay mobbing olarak değerlendiriyor. Tabii. Bu çünkü şimdi, çok rahatsız edici evet, bir evet, durum. Rahatsız edici. Düzenini evet. bozan değil mi insanın? Evet. Ve bu bunu, yıldırma politikası evet, gibi. Evet evet bezdirmeye çalışıyor ve istifa etmeye zorluyor. Tabii. Şimdi mobbingin başka bir örneği de yani çok farklı alanlarda evet. Hiç ummadığımız yerlerde karşımıza çıkabiliyor. Tabii. Örnek olarak her hafta iş yemeği düzenleniyor, tertipleniyor diyelim. Ve her hafta bir kişi o işçi o yemeğe çağrılmıyor. Bu da bir mobbing. Sosyal tabii. bir mobbing. Tabii olmaz. Ve, dışlanıyor. Evet. Mesela bir işçiye her sabah selam verilmemesi. Tabii o da. Evet. Yani. Ama işte bu Yargıtay'ın tabii. söylediği olmaması şey. Olmaması lazım. Evet en çok dikkat ettiği şey bunun sürekli ve sistematik şekilde devam etmesi. Yani bir kere selam vermemekle bir kere yemeğe tabii, çağrılmamak olmaz. Mobbing teşkil etmez. Süreklilik evet. arz etmesi evet. gerekiyor. Evet. Peki mobbinge maruz kalan kişi hangi hukuki yollara başvurmalıdır? Direkt dava mı açacak şirkete? Şöyle başlarsak mobbingin çok fazla hukuk dalını ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Evet. Mobbing ceza hukukunda farklı yansımaları sonuçları olan, borçlar hukukunda farklı yansımaları sonuçları olan ve iş hukukunda farklı sonuçları olan bir durum. Evet. Şöyle başlayacak olursak ceza hukukunda çok fazla suçun kapsamına giriyor mobbing. Evet. Eziyet suçu kapsamında değerlendirebilirsiniz. Hakaret suçu kapsamında değerlendirebilirsiniz. Hakaret suçu kapsamında cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirebilirsiniz. Kasten yaralama suçu kapsamına girebiliyor. Çünkü yaralama sadece fiziken olan bir şey değildir. Kişinin algılama yeteneğinin bozulmasından da bahseder kanun maddesinde. Ve kişinin depresyona girmesi, uykusuzluk çekmesi, mobbingden dolayı, o psikolojik tacizden dolayı bunların hepsi kasten yaralamaya girebilir. Kişiyi intihara yönlendirme suçu. TCK evet. madde 84. Çok ciddi bir suçtur ve çok fazla karşılaşılan bir durumdur. Onun dışında kişinin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturabilir. Yani birçok alanda suç kapsamı, birçok suç kapsamında değerlendirilebilir. Borçlar hukukuna geliyoruz. Tazminat anlamında kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. İş hukukuna geldiğimiz zaman da mobbing bir haklı nedendir. Bu yüzden kişi tazminatıyla birlikte sözleşmesini, iş sözleşmesini derhal feshedip işten çıkabilir. Bu da iş hukukunda işçinin hakkı. Evet işçinin mobbinge karşı yapabileceği bir hak. Yani özetle mobbingin birçok alanda, birçok hukuk dalında etkisi olduğunu ve karşımıza çıkabildiğini görüyoruz. Ve bu ya yani bunun benzeri çok az şey vardır herhalde bu kadar hukuk dalını ilgilendiren. Doğru. Evet. Peki işe iade davası hakkında bilgi verir misiniz? İşe iade davası geçerli bir neden olmaksızın işveren tarafından işten çıkartılan işçinin evet. başvurabileceği bir hukuki yol. İşe iade davasının açılabilmesi için belli şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar örneğin bu iş sözleşmesinin iş kanunu ve basın iş kanunu kapsamında olması gerekir. Kişinin 6 aylık kıdeminin olması gerekir. O çalışılan yerin en az 30 işçi ya da daha fazla işçinin çalışması gerekir. Belirsiz süreli sözleşme olması gerekir. Kişinin işveren vekili olmaması gerekir. Ve bu şartlar sağlanırsa o zaman olabilir evet, bu şartlar iade evet. gerçekleşebilir. Şöyle oluyor, bu şartlar sağlanırsa fesih bildirimi kişiye tebliğ edildiği andan itibaren bir ay içerisinde arabulucuya başvurmak
zorundadır. Arabulucu zaten genelde dava şartlarında tanıyor. Evet, işçi arabulucuya başvuracak. Talep edecek yeniden alınmasını. Evet, talep edecek. Eğer arabulucu da iş çözülmezse, iki taraf birbiriyle anlaşamazsa, bu sefer son tutanağın, yani arabuluculuk tutanağının düzenlemesinden itibaren 2 hafta içerisinde iş mahkemesine başvurup işe iade davası açacaktır. Bu sürelere dikkat etmek lazım. Bunlar hak düşürücü süreler. Önemli. Yoksa evet, hakkını kaybedebilir. Evet, evet. Bu yüzden çok önemli. Bu süreleri kaybetmeden, bu süreleri göz ardı etmeden başvurmak lazım işe iade davasıyla. İşe iade davası çok fazla görülen, mahkemelerde çok fazla görülen bir dava. Ve diğerlerine göre daha kısa süren bir dava. Çünkü işçinin bir an önce işe dönmesi gerekiyor. Şimdi bazı davalar çok uzun sürebiliyor, bazıları işte gereğinden uzun sürüyor vesaire, ama kanun ve mahkemeler, iş mahkemeleri bu konuda çok daha hassas davranıyorlar. Çok önemli, evet. Bahsettiğiniz konular iş hayatında son derece önemli. Evet. İzleyicilerimize de güzel bir kılavuzluk ettiniz. Eyüpcan Bey, katılımınız ve bu önemli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Şunu eklemek istiyorum. İş hukuku gerçekten çok önemli bir hukuk dalı. Çünkü insanın direkt hayatına temas eden bir hukuk dalı ve işçinin korunması gerçekten çok önemli hayatın devam edebilmesi için. Çünkü işçi ekonomik ve hukuki olarak bağımlı olarak çalıştığı için işverene göre daha zayıf konumdadır. Kesinlikle. Bu yüzden korunmak zorundadır. Bu nedenle de ki anayasadaki maddelerden bahsettim, 2. madde, 49. madde, bunların dışında dinlenme ve çalışma şartları düzenlenir. Onun dışında grev ve lockout hakkı, sendika hakkı, sosyal güvenlik hakları, bunlar hepsi işçilerle alakalı aslında. Çok önemli. Evet, işçilerle ve anayasada teminat altına alınmıştır bunlar. Bu yüzden iş hukukunu dikkate almak kesinlikle gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.